Acayip bir program oldu. Evet, bizim keyfimizi yerine getirecek, sen rahat ol. Acayip bir program çektiğiniz gibi. Herkes kemerini bağlasın yavaşta. Deniz'im selam. Geri geldik, çok bekledik. Yeni sezon herkese uğurlu olsun. Sattıkça zarardasın sezonu. Bu döneme girdik gibi artık, buradan sonra satınca herkes bir dilinde bir buruk bir tadı kalıyor gibi. Bu anlar için yaşıyoruz. Yemyeşil grafikler içimize su serpti. Bir kripto ile uğraşan bir insanın aşağı yukarı zamanın %10'unla 20'sinde mutludur zaten. Şu an o anlardan birinin içindeyiz ve bunun keyfini çıkartıyor. Ve sosyal medya bir anda ne kadar pozitif bir yere dönüştü, farkında mısın? Ben bu yayına hazırlanırken biraz duygusallaştı. Piyasa bu kadar yeşilken, pozitif ilerlerken Trump'a ilişkin çok pozitif duygular besledi. Hoş geldin. Gönlümün efendisi, hoş geldin. Elim boş gelmedin üstelik, pump'ınla geldin. 4 yıl bekledim, biliyorum Deniz sen de bekledin. Esenlikle geldin cüzdanımıza, esenlikle geldin cüzdanımıza, çarla geldin. Maga boğam, hoş geldin. Burada Deniz Donald Trump tweet'i Bestenaz'ın çok güzel özetliyor sanki konuyu. Kripto Kemal de Maga Boğa diye çok güzel bir tabir kullanmış. Artık kahraman gibi geri döndü. Bu girişi de tabii ki Donald Trump'ın şovsuz olamazdı. Piyasaları yıkıp kırdı hepsini. Hem Amerikan piyasası olsun hem kriptolar olsun. Yemyeşil grafikler içindeyiz. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bunu göreceğiz. Tether 2 milyar dolarlık USDT bastı. Bu da boğa sinyali olarak bunu okuyabilir. Daha önceki dönemlerde de benzerini görmüştük. Bu da aslında bizim bakmamız gereken en önemli parametrelerden bir tanesi. Ülkenin kasasını Bitcoin'e basma deyince El Salvador biliyorsun. Adamlar 120 milyon doların üzerinde kâra geçtiler. Merkez Bankası'na burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama çok acayip değil mi bu konu? Bunun aslında önemi hükümet olarak bunu yapmış olmaları. Yoksa Michael Saylor tek alışında şu an 2 milyarlık Bitcoin alıyor. Adam bir tane şirket yöneticisi aslında. Hani bir ülke için çok büyük paralar değil. Deniz, şimdi emeklilik hayalleri kurmak çok güzel ama bizim yolumuz burada çok uzun. O yüzden hayallere girmeyeceğim. Ne diyorsun ya? Biz küçükken emeklilik yaşı 40'tı ülkede. Biz geldik 60 oldu. Zaten bize emeklilik yolu yaş gözüküyor. Yani bizim oraya gelmemize var. Bu benim favori tweetim bu arada bugünkü videomuzda. Gerçekten insanlar o günkü olayın önemini gerçekten en azından piyasalar için kavrayamadılar bence. Yani bence bu yaşansaydı boğa sezonu yaşanmayabilirdi bile. Yani belki Amerika'da gerçekten bir iç savaş durumu, süper antidemokratik bir olay. Ne kadar Donald Trump sevilmese de fark etmez. Adam sonuçta eski Amerikan başkanı. Bu krizin aynı zamanda Türkiye'ye yansımaması da imkansız bir durumdu. Bu tarz suikastları kınıyoruz. Trump'a da geçmişiz. Reaksiyon bölümümüzde dilersen önce hakkını verenlerle başlayalım. BTC ilk hedefim 90K. Adam 6 Kasım'da tek attı. Hakkını vermek istedim. Altcoin'lerde boğa olmasa da bir rahatlama rallisini artık görmemiz gerekiyor. Coin Hunter aynı zamanda piyasada ciddi komünitesi olan adamlardan da bir tanesi. Bence burada 2 tane senaryo var zaten gidebileceğimiz. Muhtemel olan senaryo 70-90K arasında bir yerde düzeltme yapıp yoluna devam etmesi. İkinci az ihtimal olan senaryoda bunun bir mega boğa tuzağı olması. Bizim umduğumuz tabii ki ilk senaryo. İkincisi bitirir mi? İkincisi bitirir ama sonuçta bu piyasada ne beklersen tersi olur. Doruk Tiryaki 4 Kasım'da attığı tweet. Benim takip ettiğim hesaplara göre genel beklenti önce 63-65K sonra ATH. Çok haklı çıktı. Zaten benim takip ettiğim hesaplara göre deyince tamamen üzerinden baskı ve sorumluluğu atmış oluyorsun. Oradan sonra istediği şeyi yazabilirsin. Doğru, o yüzden tebrik ederim. Toby Kitty'yi de buradan tebrik etmek lazım. 28 Ekim'de biraz daha netliğin olmadığı bir yerde bunu öngörebilmiş. Şeye çok katılıyorum. Benim de dediğim deminki 2 senaryoda da hem piyasanın devam edeceği hem boğa tuzağı senaryosunda da zaten bu 70-90K arasında Bitcoin ne kadar uzun süre kalırsa altcoin'lerde o kadar ciddi artışlar olacaktır. Deniz, haklı çıkmak deyince benim haklı çıkmasından en çok keyif aldığım insanlardan birisi Onur abi biliyorsun. Deniz'im, BTC'de sert düzeltme bekleyen bazı hesaplar da vardı. Ben programı eklemek için bir onların profillerine girdim ama çoğu tweet'i silinmiş olarak gördüm. Onur abi de burada çok güzel bir yaklaşım göstermiş. Evet. Tek ay mum ile 85.000 gelir dedik mi dedik. Altları sormayın artık, her hafta birine hacimli yükseliş gelecek. Onur abi de buradan tebrik ederim. Evet, ne olduğunu ben söyleyeyim Bora. O arkadaşlar likit oldu. Yani 1 milyarın üzerinde likidasyon oldu son bir haftada. Ve bütün short patladı. Şimdi artık longların da birazcık patlama vakti geldi gibi. Yani ufak düzeltmeler de görebiliriz sanki Bitcoin grafiğinde. 100.000'e kadar da algı devam ediyor sanki. Yani Trump'la beraber 100.000'i görüp ondan sonra bazı insanları silkeleyeceğiz gibi durum var. Çok iyi söyledin ya. Deniz, bu hafta beni en çok güldüren tweetle devam etmek istiyorum. Mega Boğa'nın gelmesi şerefine ilk satışımızı yapalım. 1.90'dan aldığım ARB'leri 0.54 dolardan sattım. Zarar %70. Biliyorsun her hafta biz ARB konuşmadan duramıyoruz. Evet. Çünkü ARB'yi bize çok kötü kitle. kilitlediler yukarıdan. Bir haftada %25 civarı yükselmiş. Hala çok zarardayım. Hala çok zarardayım ben de. Geçen hafta buna rağmen ARB olan inancımı es geçmeyip ARB satın aldım. Maliyeti düşürdüm ama hala şu anki fiyattan daha yüksek. Market cap'i de yükseliyor bir yandan. Fiyat düşüyor ama yeni bir coin olduğu için market cap'i de bir yandan gizliden yükselmeye devam ediyor. O yüzden o analizi de yapmakta fayda var. Ben hala inanıyorum açıkçası ARB'a. Hani dalga geçeriz ediyoruz falan ama seviyorum ARB'ye inanıyorum derken ARB'ye en çok inanan adamın tweetini koymak istiyorum sana. ARB %25 yükseldiği gibi Paradotor'un tweet'i ARB $20 olacak mı? Olmaz. Ve yani kendi kitlesi dahil piyasadaki kimse aslında böyle düşünmüyor. Anket yapmış ve %72'si hayır imkansız demiş. ARB zaten şunun şurasında daha ilk cycle'ını yaşayan bir coin olduğu için nereye gidebileceği zaten daha çok makro etkenlere dayalı. Bu tarz tahminler tamamen havada kalan tahminler. Birazcık daha hayır. Bence yani işin eğlence kısmı olarak bakılabilir buraya. $20 olacak mı? Bence olmayacak. Hayır imkansız. Hayır imkansız. Ama saygılar yani. Bizim Bora ile beraber en sevdiğimiz programın sonuna geldik. Piyasaları böyle yemyeşil görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım sizi de çok mutlu ediyordur. Önümüzdeki haftalarda daha da güzel günler görmek dileğiyle hepinize görüşmek üzere.